edin. Hrant'ın komşuları olarak o karanlık günün üzerinden bu zamana 17 yıldır inatla Hrant için, adalet için, aydınlık yarınlar için, kardeşçe bugünler için buradayız ahbarik demeye devam ediyoruz. Evet, bundan 17 yıl önce kardeşimizi Hrant'ı öldürdüler. Hrant'ın öldürüleceğini bildikleri halde susanlar, kıllarını kıpırdatmayanlar bu cinayete yol vermişlerdi. Tek bir tetikçi miydi bizim kardeşimize kurşunu sıkan? Hayır. İşte bu cinayete yol veren bütün karanlık eller birleşmiş ve o kurşunu bizim kardeşimize öyle sıkmışlardı. Cinayetin arka planındaki gerçekler aydınlatılmadı. Cinayeti organize edenler açığa çıkarılmadı, yargılanmadı. Ama bugün ise en başından beri kullanan tetikçi serbest bırakıldı. Üstelik nasıl koşullarda biliyor musunuz? Gülten Kışanak'ın hukuksuz tutukluluğunda yasal süre dolmasına, seçilmiş milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına, her türlü hukuksuzlukla içeride yatmaya devam eden Gezi tutsaklıklarının tutsaklıkları, esaretleri devam ederken, tahliye edilen bir tetikçi değil sadece. O yüzden buradayız. O yüzden Hrant'ın komşuları olarak buradayız ahbarik demeye devam ediyoruz. Çünkü tahliye edilenin, tahliye edilmek istenenin bu topraklarda adalet arayışı olduğunu biliyoruz. Yaşam hakkının, en temel insan haklarının güvence altına alınması gereken yasaların bu memleketten tahliye edilmek istendiğini biliyoruz. Bu ülkenin mahkemelerince kaçak maden ocaklarında kaçak şekilde göçmen işçi çalıştırmak, kadınların kazanılmış haklarını gasp ederek, kadın katillerini cezasızlıkla ödüllendirerek, çocuk istismarcılarının sırtları sıvazlanarak, kâr ve rant hırsı uğruna çürük yapılarda binlerce yurttaşın ölümüne yol açmanın herhangi bir denetime tabi olmadığını, herhangi bir adaletle, yargıyla karşılaşmadığını biliyoruz. Bu ülkede mafya çetelerinin, liderlerinin ülke yönetimi üzerinde söz sahibi olması bile serbest. Ama bu ülkede ne yasak biliyor musunuz? Bu ülkede eşit ve özgür olarak birlikte kardeşçe yaşama özlemi yasak. Bu ülkede adaletin yerini bulmasını istemek yasak. Bugün Ahbarik'in kaldırımda sere serpe yattığı fotoğraf, işte bugün memleketin hapsedildiği kararlığın, hapsedilmek istediği yarınlarının fotoğrafıdır. Baskı ve yasaklarla yönetilen, anayasanın ve yasaların dahi ayaklar altına alındığı ve keyfi yönetimin yeni bir anayasayla güvenceye kavuşmak istendiği bir ülkenin fotoğrafını biz bugün kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. İnatla buradayız. Katilleri yaratan, büyüten, sırtını sıvazlayan ve bütün bir ülkeye hakim olmak isteyen karanlığı kardeşliğimizin ışığıyla yeneceğiz. Biz boşuna faşist ve inat kardeşimsin Hrant demedik. Faşist ve inat kardeşimsin Hrant. Yıllardır biz bitti demeden bu dava bitmez diyoruz. Çünkü biz eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ülkesini kurmak istiyoruz. Ve Hrant'ın komşuları olarak biliyoruz ki biz böyle bir ülkeyi kurmadığımız sürece de bu dava bitmeyecek. O yüzden bir kez daha söylüyoruz, inatla söylüyoruz. Faşist ve inat kardeşimsin Hrant. Biz bitti demeden bu dava bitmez, bitmeyecek. Biz bitti demeden bu dava